İkinci amatör testimize baktığımızda ilk soruda aşağıdakilerden hangisi abiyotik faktörlerden biri olan sıcaklığın etkilediği durumlardan biri değildir diye sorulmuş sıcaklığın etkilediği. Metabolik olayların hızını etkiler sıcaklık, tohumların çimlenmesini etkiler, bitki gelişimini ve çiçeklenmeyi etkiler, Solunum biçimini etkilemez sıcaklık. Hayvan vücudunda kulak ve burun gibi çıkıntıların büyüklüğüne etkiler. E, ortamın sıcaklığına bağlı olarak canlılarda bu değişiklik gösterebilir. Ama canlıların solunum biçimi oksenli ya da oksensiz e, bu sıcaklığa bağlı olarak değişim göstermez. İkinci soruda biyolojik çeşitlerin korunmasını sağlamayan durum sorulmuş. Doğal koruma, yapay koruma ya da camları dondurma, gen yani bankaları oluşturma, biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılabilecek çalışmalardır. Fakat kolonlama aynı tür camlardan çoğaltmaktır. Dolayısıyla çeşitliliğin korunması için bir yöntem değildir. Üçüncü soruya baktığımızda topraktaki azotlu tuz birikiminin artmasına hangisi neden olur diye sorulmuş. Saprofit camlar azalırsa toprakta azot da azalır. Amonyak oluşumu söz konusu olmayacağı için. Asit yağmurlarının artması toprağa azot getirir. NO2 yağışı sebebiyle e, ya da nitrik asit düşmesi sebebiyle. Baktagillerin sayısının artması toprağa azot bağlanmasına katkı sağlar. Bu da azot tuzu birikimini artırır. Otçullar artarsa, azalırsa otçulların azalmasına bağlı olarak ot miktarı artacağı için topraktaki azot miktarı da bu durumda azalmış olur. Artmasına katkı sağlamaz. Artmasını sağlayan 2 ve 3 C şıkkı olur. Dördüncü soruya baktığımızda hangi saprofit camların ekosistem için önemini açıklar diye sorulmuş. Topraktaki organik madde yoğunluğunu artırmaz, azaltırlar. Tüketici canlılar için besin sentezlemezler. Üreticiler için inorganik madde sentezlerler aksine. Yani C şıkkı üretici canlılara ham madde sağlamaları e, madde döngüsü açısından çok kritiktir. Doğada inorganik madde yoğunluğunu azaltmaz, artırırlar. Heterotrof canlılara hazır besin sağlamazlar. Üretici canlılar için ham madde sağlayarak madde döngüsüne e, katkı sağlamış olurlar. Doğru cevap C şıkkı olur. Beşinci soruda azot döngüsünde rol bazı yanların doğadaki ilişkisi verilmiş. buna göre maddelerin yoğunluğunun değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Grafikteki bir 3 numaralı eğrilerle ölü organik atık, amonyak ve nitrat tuzlarının yoğunluk değişimleri arasındaki doğru eşleştirme hangisinde verilmiştir diye sorulmuş. Baktığınızda ölü organik atıklar azalacak gördüğünüz gibi. Çünkü bunları amonyağa dönüştürüyoruz. Amonyak da daha sonra nitrat tuzlarına dönüşecek. Yani beklediğimiz ölü organik atıkları kullanarak nitrat tuzlarını oluşturmak. Bu arada amonyak ara madde olmuş olacak. Bu açıdan düşündüğümüzde azalan, sürekli azalan ölü organik atıklar yani bir numara olmalı. Daha sonra amonyak artan... Ki artıp daha sonra azalan, yok olan madde olmalı, ara madde olmalı. Nitrat tuzları da sonuçta artmalı. Yani 2 ile gösterilen grafik olmalı. Bunu en iyi ifade eden D şıkkı olur. Altın soruya baktığımızda ekosistemde otçul canlı sayısının azalmasına neden olmayan olay sorulmuş. Yani otçulların azalmasını istemiyorum. Neden olmayan olay. İkinci tüketici sayısı artarsa otçulların sayısı azalır. Ototrof canlıların sayısının artması... Ee, burada e, üretici canlılar artarsa e, otçul sayısı da artar. Dolayısıyla bir azalmaya neden olmaz. Saprofit canlı sayısının azalması saprofitlerin sayısı azalırsa madde döngüsünde sıkıntı olacağı için üreticiler azalır. Üreticiler azalınca otçullar da azalır. Azalmasına neden oldu. Dördüncü türk düzeyli canlı sayısı azalırsa Üçüncü düzeydeki canlı sayısı artacağı için otçuları yiyeceklerinden dolayı otçu sayısının azalmasına neden olur bu da. Neden olmaz dediği için doğru cevap yalnız iki beşik olur. Yediğiniz soruda insanların dünya üzerinde yaşamları ve nüfus artışı sırasında bazı coğrafik bölgelerde zaman içerisinde çeşitli değişimler gözlenir. Aynı coğrafik bölgede gerçekleşen bu değişimlerden biri aşağıdaki resimde gösterilmiş. Coğrafik bölgedeki değişimin birinci resimden ikinci resme doğru meydana gelmesi Uzun süreçte hangilerine neden olabilir? Atmosferde sere gazlarının birikmesine, çıkan fabrika atıklarına bağlı olarak asit yağmurlarına, toprağın kirlenmesine hatta uzun vadede iklimin değişmesine de neden olur. Bu gördüğünüz birden ikiye değişim yani ormandan sanayi alanlarına dönüşüm bunların hepsine neden olmuş olur. 8. soruda ekosistemde çeşitli maddelerin bir miktarlarındaki değişim gösterilmiş. Buna göre hangi grafikte verilen olaylar ekosistemde sera gazlarının artmasına doğrudan neden olur diye sorulmuş. Fosil, fosil yakıtların kullanılıp karbondioksitin artması doğrudan karbondioksit oluşmakta, sera gazlarının artmasına neden olmakta gördüğümüz gibi. Asit yağmurları e, sera gazlarına ee, neden olmaz. Karbondioksit miktarının azalıp glikoz miktarının artması e, sera gazlarının artmasına değil azalmasına doğrudan katkı sağlar. E, oksan miktarının azalıp su miktarının artması oksijenli solunum yapıldığını, canlıların solunum yaptığını ve karbondioksit artışı olduğunu gösterir. Buna bağlı olarak da doğadaki karbondioksit miktarı artar. Sera gazlarından birisi en önemlisi karbondioksittir. 1 ve 4 nolu olaylar karbondioksit artışına neden olduğu için sera gazlarının artmasına doğrudan neden olur. 9. soruda canlılar arasındaki ilişki gösterilmiş. Besin ağı verilmiş. Doğru olan açıklama sorulmuş. E, baktığımızda Ördek ikinci trafik düzeydedir denilmiş. Ördek birinci olan otlar, ikinci olan e, balık, e, karides, üçüncü düzeyde olduğu görülmekte. Dolayısıyla e, ikinci düzeydedir açıklaması yanlış olur. Büyük en fazla olan canlı üreticiler otlardır. Otları sayısının artması balıkların sayısını artırır besin bulacakları için. Balık birinci tüketici canlıdır. Balıklar ilk tüketiciler otçul canlılardır. Bu e, besin zinciri için doğrudur. Doğruları sorduğu için aradığımız cevap E şıkkı olur.